Evet, Anadolu yakası turumuzda bu defa Kaan Yıldırım'la birlikteyiz. Erken çıktın değil mi? Köşemden erken çıktın. Kaan ne Merhaba. haber baba? İyiyim, sen nasılsın? İyi, TikTok'a hazır gördüm hocam seni. Hazırım vallahi, bayağıdır bunu bekliyorum. Vallahi bizden önde gidiyorsun yani. Eyvallah. Ne yapıyorsun, ne var ne yok? İyi vallahi, ne olsun. Yaşıyoruz, gidiyoruz. Kaan, hiç lakabın oldu mu abi? Lakabım olmadı. TikTok'a! Aha! Uras kaygıları oldu. Mahallemizde Uras. Irmak abi nasılsın? Irmak abi. İyi kardeşim, sen nasılsın? Sağ ol abi, sağ ol. Kaan abi büyük hayranımız abi. Seviyoruz. Canımsın, abi. Canımsın. Seviyoruz, serseri rol izledim. Canımsın. Abi. Rol çalma, buyur. Abi paravanın arkasından Uras kaygıları oldu, çıktı resmen ya. Uras hep buralarda. Onun oralar. Evet Kaan, nerede kalmıştık? Hiç lakabın oldu mu abi? Lakabım olmadı. Oldu aslında ya. Çok küçükken aile arasında böyle kuzenlerim, büyük kuzenlerim Kaniko falan derdi ama hoş da bir lakap değil galiba. Kaniko. Yani anlamsız. Bir şey takmak için. Çünkü Kaan'ı kısaltamazsın. Bir şey yapamazsın. Uzatamazsın. Peki bir manası var mıydı abi? Yoksa... Sence? Peki abi, kendini 3 maddede tanımlayabilir misin? 3 maddede kendimi mi? Evet. Ay ne zor bir şeyle başladın ya. Hocam direkt damardan girdik. Evet. 3 maddede ben. İşte insan 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 desem olur mu? Olur, gayet olur çok bence. Çok insanım ben. Adam adam adam. Adam. Peki hayattaki yaşam kaynağın ne? Düşeceğinden çok korkuyorum. Hocam hakikaten. Hayattaki düştük. Yaşam kaynağın mı ne? Evet. Hayattaki yaşam kaynağım herhalde su. Bilimsel cevaplar veriyorum. En zayıf yönün? En zayıf yönüm biraz kırılganım, duygusal olduğumu düşünüyorum. En güçlü yönün? Aşırı çalışkanım, disiplinliyim. Her sabah ihtiyaç duyduğun şey ne? Duş almak. Her sabah istisnasız yaptığın şey? Duş almak. Kendini 5 sene sonra nerede görüyorsun? Buralarda karşılaşabiliriz. Kendini... Biraz daha beyazlamış saçları arkamızdan geçebilir. Yine arkadan bağırır mı? Bağırır. Kendini 10 sene sonra nerede görüyorsun? 10 sene sonra gene buralarda görüyorum ya. Benim hayallerim küçük galiba. Abi güzel. Küçük mutluluklar iyidir ya. Evet. İnsanların genelde işle alakalı hayalleri, hedefleri olur. Senin bir hayalin var peki işle alakalı? Yani yaptığım işi iyi yaptım söylenirse ve mutlu çalışırsam bence okeydir ya. Peki oyunculuk yapmıyor olsaydın sence neyle uğraşıyor olurdun? Yani... Buradan geçer miyiz ezilmeden? Geçeriz, gel ona bakıyorum ben de. Haydi. Oyunculuk yapmasaydım... Yani yine aktif böyle dışarılarda çalışabileceğim bir iş olsun isterdim. Ofis işleri hiç bana göre değil. Ulan İstanbul'un devamı gelir mi? Sen de bir üretirsin. Bir sinema filmi yapmak istiyorlar o konuyla ilgili ama olursa güzel olur. Arkana ağaca çarpma. Peki Klavye Delikanlıları internet dizisi olarak geri dönse içinde yer almak ister misin? Hayır. Halkadan sonraki kafada ya da kağıt üzerinde bir proje var mı? Şimdi bu şey yapılacak, Hekimoğlu diye bir dizi yapılacak. Doktor Ağzı biliyor musun? Hı. Onun işte uyarlaması o başlayacak. Hatta başladı. İlk set gününü geçti. Çalıştık falan işte. Aralık gibi gelir herhalde. Kasım sonu, Aralık başı. Ulan İstanbul'da bir halı saha maçınız var mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Benim birçok dizinin halı saha maçım oldu. Hocam neden bu maçlar hep seni buluyor? Yeteneğin mi acaba? Yeteneğin mi acaba? Çok. Acayip iyi sol ayağım vardır. Peki o maçı bizim için kısaca değerlendirebilir misin? Yıldız verebilir misin oynayanlara? 10 üzerinden 10. Peki halka mı ulan İstanbul mu? Zor yani soru. Bu da çok zor. Ayıramazsın böyle. İkisinin de değeri benim için ayrı. Vallahi ayıramam ben ya. İkisi de özel. Peki Kaan Yıldırım'ı en çok güldüren 3 şey ne abi? Yani espriler, zekice espriler çok güldürür. Zeka. En son neye anıra güldün? Aa, hiç hatırlamıyorum. En son neye ağladın? Onu da hatırlamıyorum. Peki Kaan Yıldırım'ı en çok sinirlendiren üç şey? Boş beni, sorular mı? Beni en çok... Aynen sen. Zevzeklik böyle, saygısızlık çok sinirlendirir, eşitsizlik sinirlendirir ve saygısızlık sinirlendirir. Fenerbahçe'nin yenilmesi listeye girer mi? Girer tabii. Girmez olur mu? Şu tarafa duruyor mu? İnsanları rahatsız etmeyelim. Aynen. İnsanlar hiç Fenerbahçe için biriyle kavga ettin mi? Ya küçükken etmişimdir tabii canım. Hiç Fenerbahçe için sevdiğin birisine yalan söyledin mi? Fenerbahçe için yalan söylemek mi? Yok, o Fenerbahçelikle bağdaşmaz bence. Güzel. Diğer kulüplerde olmayıp Fenerbahçe'de olan üç şey ne sence? Yani... Hocam sana soruları önceden okuyalım dedim bak. Yani şimdi aklıma üç tane şey geliyor da sıkıntı olur şimdi diğer. Fenerbahçe işte yani. Zaman zaman diğer kulüplerde gördüğün ve keşke bizde de olsa dediğin... UEFA Kupası. Kaçlıydın bu arada? 86. Peki hafızanı biraz zorlayalım abi. İyi evet. Ki Fenerbahçe'yi tutuyorum lan dediğin an ne zaman? Vallahi hep yani ama aklıma gelen güzel başarılar var yani. Bu Zico dönemi falan tabii çok yüksek şeyler yaşadık. Bir de şeyi çok severim Fenerbahçe ile ilgili. Galatasaray'ın en iyi dönemi de olsa gelip hep kazanırız ya biz yani. Onlar iyidir. Bir dakika, soruları kaybettim abi, çok şey oldu. Rezalet sorular kayboldu. Ben o sırada doldurayım istersen yayını biraz. Burası Suadiye sahil, kış gelmek üzere. İşine hakim bir tabii arkadaşımız. Tabii. Hiç Fenerbahçeliliğini sorguladığın oldu mu? Yok, ben niye sorgulayayım ya? Yani şu anlamda bazen istemediğin bir şey olur kulüpte ya da hiç haz etmediğin bir figür kulübe gelir ya. Gelirler giderler, onların hiçbiri kalıcı değil. Şu anda öyle biri var mı sence? Yok. Ali Koç'un başkan seçildiği günlerdeydin. Hatırlamıyorum. Ali Koç'un Fenerbahçe'nin yeni başkan olduğunu öğrendiğinde ne hayal ettin? Hiç yani Ali Koç'a özel bir şey değil. Her başkan, yeni başkan geldiğinde, yeni teknik direktör geldiğinde, yeni futbolcu geldiğinde
Bir umut bağlıyoruz yani işte bir şeyler daha iyi olsun. Hayalimiz o. Sence Ali Koç başarılı olabilecek mi? İnşallah olur, zaman gösterir. Bu sene geçen seneye oranla daha iyi başlayan bir Fenerbahçe var. Var. Sence ama sezon nasıl devam edecek? Yani vallahi bu sene Trabzon da çok iyi. Acayip iyi bir kadro kurdu bence. Galatasaray'ın kadrosu şey olarak iyi, isimler olarak ama onlar daha bir oturmadı sanki futbolları. Fener geçen seneye göre çok çok daha iyi. Bence bu sene Fener-Trabzon arasında gidip gelir. Galatasaray belki o da dahil olabilir yani. İlk üçte öyle bir şey görüyorum ben yani o üç takımı. Bu sezon maça gidebildin mi hiç? Yok, gidemedim daha. Genelde maça giden her erkeğin bir de maç grubu da olur. Senin var mı? Var. Kimler var? Vallahi, sağ baştan sayar mısın? Bizde Emre var, Yiğit var. Bir babamlarla ayrı bir grubum var. Bazen Urazlarla bir araya gelip izliyoruz falan. Tanıdığın en hasta Fenerbahçeli kim abi? Aziz Yıldırım. Kendi çevrenden var mı? Aziz Yıldırım dermişim. Kaan Yıldırım, Aziz Yıldırım. Oradan bir bağlantı kur. Aa, tabii. Hakikaten. Benim, mı yoksa öyle? Amcam ya. Aa. Şaka yapıyorum. O zaman Ali Koç sorularını soramazdın bence bana. Hakikaten başka bir şey bilirdin yani yeni olduğunu. Tanıdığın en objektif Fenerbahçeli kim abi? Ben. Peki bu objektifliğin bazen yanındaki koyu Fenerbahçelileri rahatsız ettiği oluyor mu? Eder ama yani o işte bir şeyin ne kadar fanatiği olursa insanlar yani o her zaman eder yani. Peki abi hadi bir tempo yapalım. Okoça mı Ortega mı? Okoça. Rüştü mü Volkan mı? Rüştü. Apiyah mı Josef dese o zaman? Apiyah. Şuraya git. Peki Alex'le Tümer birlikte oynar mı? Oynar yani Alex ne derse olsun ama olur mu? Dao mu Zico mu? Zico. Aykut Kocaman mı Ersun Yanal mı? Ya bu sorunun, bak bir tek bu sorunun geleceğini biliyordum. Yani daha hücum, daha hareketli futbol oynadığı için Ersun Yanal ama Aykut Kocaman da çok düzgün bir bence futbol figürü. O yüzden onu da çok ayrı severim. İlk izlediğin Fenerbahçe maçını hatırlıyor musun? Vallahi hatırlamıyorum galiba. Seni kim Fenerbahçeli yaptı? Aileden. Fenerbahçe'nin bu sezon eksik olduğu 3 nokta sence ne? Kanatlar. Özellikle bekler. Evet, oturalım biraz. Peki Fenerbahçe tarihinde yerini alan bir futbolcu olsaydın kimin yerinde olmak isterdin? Evet abi, soruları önceden verseymişsin, bu ne ya? Fenerbahçe tarihinde yer alan futbolcu olmak isteseydim. Yani Lefter olsun. Sence spotların altında inanılmaz bir yapımda sahne performansı mı yoksa Şampiyonlar Ligi finalinde hat-trick mi? Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick çok zevkli olur bence. Finalde değil mi? Tabii. Harika. Peki Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Salah mı Mane mi? Mane. Lewandowski mi Suarez mi? Suarez. Tek forvet mi, üç forvet mi? Tek forvet. Slimani mi, Muriç mi? Muriç. Teknik taktiklere girmişken FIFA başında da bu işlere kafa yoruyorsun diyorlar. Doğru mu hocam? FIFA'da evet. Kaç senedir FIFA hayatında var? Vallahi işte herhalde bir bilmem, FIFA'yı çok eskidir oynuyoruz yani. Ta bilgisayarlar zamanı falan. 20 seneden fazla olduğu kesin. Winning Eleven dönemleri. Daha bile fazla. 25 sene falan olabilir. Doğru. Tabii canım. Sensible Soccer diye bir şey vardı ya. FIFA hayatında kimler var senin? FIFA hayatımda vallahi en sadık partnerim Emre diye bir arkadaşım var. Çok yakın arkadaşımdır. Onunla çok oynarız biz. Ama onun dışında FIFA'da tabii çok şey oluyor. Devir daim çok oluyor. Derslerini almak isteyenler her zaman gelebilir. Peki en çok kime ders veriyorsun? En çok Emre'ye, en çok onunla oynadığım için. Sana en ters gelen rakip kim? Emre. Emre'den başka arkadaşın olduğuna emin misin? Değilim. Peki abi, hiç FIFA yüzünden bir kız arkadaşınla kavga ettin mi? Herkes etmiştir. Buradan meydan okumak istesen kime meydan okursun? FIFA'da mı? Evet. Sana. Oo. Gel çeksinler bu akşam buradan çıkışta. Challenge accepted hocam. Tabii. Hemen dersini al, evine git. Turnuvada finale çıkmışsın. Bir kız arkadaşın yüzünden arkadaşlarına ve kupaya el sallayıp gözyaşlı bir şekilde mekanı terk ettiğin oldu mu? FIFA'da mı? Evet. Yok canım. Öyle kız arkadaş mı olur ya? Peki FIFA'da hangi takımı alıyorsun? Vallahi ben hepsiyle oynuyorum ya. Orta sınıf takımları çok seviyorum. Böyle UEFA kupası maçları tadında şeyleri oynamayı daha çok seviyorum. Taktiğin ne? 4-3-3. Tactical mı, Legacy mi? Legacy. Berkaç mı, Shoot Fake'i mi? Shoot Fake'i. L1 üçgen mi, yerden ara pası mı? L1 üçgen mi, yerden ara pası mı? L1 üçgen çok zevkli oluyor. Yön tuşları mı, analog mu? Yön tuşları. Konsolda belli spor oyunlarını seviyoruz ama hayatta sporla aran nasıl abi? İyi abi vallahi, fena değil. İşte yapmaya çalışıyoruz haftanın 3 günü falan. Son 4-5 ayda çok az yaptım ama yani çok da yok. Ben grup sporlarını seviyorum. O da tabii şey bitince zor oluyor. Yani şimdi sürekli halı sahada çok sakatlık çıkıyor falan. O da dertli. Beach voley çok severim. Onu da sadece yazın oynayabiliyoruz. Peki hiç lisanslı olarak bir spor dalıyla uğraştın mı? Hayır. Yani lisanslı basket küçükken okul çıkarmıştı galiba da kötüydüm ya. Hiç yapmak istedin mi? Yani futbolculuk hayali her çocuk gibi bir ara böyle insan içini kaplıyordu. Öyle ciddi bir şeyim olmadı onun için. O kadar yetenekli de değilim. Dünya tarihinden hangi futbolcunun yerine geçmek isterdin? Vallahi ben Ronaldo'yu çok severim. Ama şimdiki Ronaldo değil, eski Ronaldo, orijinal. O olabilirdi. Zidane'ı falan da çok seviyorum. Şimdi öyle deyince bir dünya isim gelir yani. Tabii zor. Zidane'ın yeri ayrı hocam. Zor, bu sorular çok zor. Ayıramıyorsun zaten. Sence abi bir gün gerçekten televizyonun devri kapanacak mı? Yani kapanacak tabii ki de. Sen televizyon izliyor musun? İzliyorum bazen, evet. Evde kumandayı eline aldığında ilk açtığın şey ne abi?
Ya muhtemelen bir dizim devam ediyordur Netflix'te ya da Amazon'da falan. Çoğu zaman açıp yani oraya giriyorum, orada bir şeyler izliyorum falan. En son izlediğin dizi? En son şeye başladım. How to Get Away with a Murder. En son izlediğin belgesel? En son ne izledim ya? Zeitgeist olabilir ama... Hangisi acaba? Sonuncu. En son izlediğin film? En son izlediğim film... ne izledim en son ben ya? Hatırlamıyorum valla şu an. Kara Komikler'e gittim ya en son. Ha nasıldı? Ben gidemedim henüz. Git abi, güzel, izle, değişik. Evet evet, merak ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Ozan Güven'le de çektik bir bölüm. İzledim ben onu. Nasıl, beğendin mi? Güzel güzel, çok güzeldi. Sosyal medyayla ara nasıl abi? Sosyal medyayla ara çok yok. Yani iş olduğu zaman daha yoğun kullanıyorum. Bazen gaza gelip bir iki hafta falan çok şey koyduğum oluyor. Bazen bir ay, bir buçuk ay hiçbir şey koymuyorum. Burada biraz rüzgar bizi dövecek gibi. En aktif kullandığın sosyal medya hesabın hangisi? Instagram. Peki neredeyse hiç kullanmadığın sosyal medya hesabı, açmak için açtığın? Yok. Telefonu eline aldığında ilk açtığın aplikasyon? WhatsApp. Gün içerisinde hangilerini daha çok kullanıyorsun? İBB Trafik mi, Spotify mı? Spotify. Instagram mı, Twitter mı? Instagram. Yemek Sepeti mi, Google Maps mi? Yemek Sepeti. Hiç kimseyi blokladın mı? Evet. Sence toplam kaç kişidir? Çoktur vallahi. Ben böyle hadsiz, densiz ve saygısız bir şey gördüm, blokluyorum. Ne ben onu göreyim, ne o beni görsün. Yani İkimiz Kaan Yıldırım tarafından bloklanmak için hadsizlik yapmak. Ya evet. Yeterli. Öyle. Peki sen hiç bloklandın mı? Kesin bloklanmışımdır. Niye bloklanmayayım? Hiç kimseyi stalkladın mı? Tabii ki de. Hiç stalklandın mı? Tabii ki de. Peki bir insan evladı stalklandığını nasıl anlar? Ya bilirsin, sen yapıyorsan başkası sana yapıyordur. Bu arada benim gibi senin de güzeller güzeli bir seter cinsi köpeğin var. Evet. Abi hikayesini anlatsana. Ulan İstanbul'u çekerken işte sette gördük kendisini. Hı-hı. Çok tatlıydı. Sokağa hiç ait gibi değildi yani. Çok naif bir köpekti. Sonra o günü aldım, o gündür de benle. Adı ne? Benek. Ne kadardır seninle? Ne kadar oldu 5 yani? 5 sene oldu. Başka bir evcil hayvanın oldu mu? Yani küçükken kuşmuş, muhabbet kuşu falan vardı evde. Köpek sahibi olmanın en güzel üç yanı ne sence abi? Hayvan sevgisi işte bir arttırıyor, bir aşılıyor, daha çok aşılıyor. Acayip güven ilişkisi oluyor köpeğinle. Acayip bir sevgi bağı var falan filan. Seni güzel karşılıyor evde. Bir canlıya bakıyorsun, bir sorumluluk veriyor. Güzel bir şey yani, sevgi alışverişi. Peki zor yanları neler? Zor işte, tuvalet. Sıcacık kakasını poşete çıkacak. O poşetle birleşen o parmaklar ve yani bir sorumluluk var tabii. Şimdi o tuvalete çıktı mı, çıkmadı mı, yemeğini yedi mi, yemedi mi, bir yere gideceksin. Bir yerde çat diye kalamazsın falan. Yani o zor yanı o. Pekala. Bugün bizden sonra ne yapacaksın? İşte köpeği tuvalete çıkarmam lazım. İyi bakalım. O zaman saatleri kurup dağılalım mı? Biz yavaştan iznini alalım. Çok sen buralardasın da. FIFA'yı en kısa zamanda yapıyoruz. Uras Kaygılar onu da bekliyoruz. Tamam. Anlaştık. Görüşürüz. Peki baba. Görüşürüz. Eyvallah. Haydi bay bay.